Akçe deklarasyonudur. Bir tarafta demokrasiyi iddia eden, toplumdaki eşitlik ve özgürlük taleplerini bastıran askeri müdahale, diğer tarafta ise Türkiye'nin kurulduğu günden bugüne en çok ihtiyacını çektiği demokrasi, eşitlik, adalet, kültürel haklar ve özgürlük talebelerini savunan deklarasyon. Askeri müdahalenin aktörlerinin değiştiği fakat zihniyetinin iktidarda olduğu bu günlerde barış deklarasyonunun sembolize ettiği değerleri savunmak bize Halkların Demokratik Partisi'ne düşüyor. Bu değerli barışı ve demokrasiyi ömür boyunca savunmuş bu toprakların yetiştirdiği en büyük edebiyatçılardan birini de almak isterim. Yaşar Kemal. Yaşar Kemal'in kimi zaman özlemle, kimi zaman öfkeyle ve her zaman umut ve inatla barış demiş, yazdığı her satırı barışa vesile olsun diye kaleme almış bir Anadolu dervişinin ölüm yıldönümü. Şöyle diyor Yaşar Kemal, benim romanlarımı okuyanlar savaş sözcüğünü ağızlarına alamasınlar. İnsanları aşağılayamasınlar, sömüremesinler. Bu ülke bir kardeşlik toprağıdır. Bu topraklardaki bütün kültürlerin, dillerin ve her doğa parçasının üstüne titrememiz gerekir. Evet değerli dostlar, bugün partimiz Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve parti üyelerimiz aramızda hepinize tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ve şimdi konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Sezai Temelli'yi kürsüye davet ediyorum. Merhaba arkadaşlarım. Değerli konuklarımız, değerli eş genel başkanım, milletvekili arkadaşlarım, parti meclisi, MYK ve çeşitli örgütlerimizden, yerel örgütlerimizden buraya gelen arkadaşlarım, değerli basın emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hontevi herhatın, serseran, serçavan rehatın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başta cezaevinde bulunan tüm yoldaşlarım olmak üzere buradan bütün herkesi en derin sevgi ve saygılarımla bir kez daha selamlamak istiyorum. Evet, cezaevlerinden başlamak istiyorum. Binlerce arkadaşımız, yoldaşımız, parti çalışanımız bugün cezaevlerinde ve cezaevleri sorunu giderek derinleşiyor. Cezaevlerinde işkence meselesi artık önemli bir gündem haline geliyor. Bu konudaki itirazlarımızı, bu konudaki başvurularımızı yapmamıza rağmen hükümetin, iktidarın bu konudaki duyarsızlığının devam ettiğini hemen belirtmek istiyorum. Evet, Grup Başkan Vekilimizin açılış konuşmasında da belirttiği gibi yarın önemli bir gün, 28 Şubat. 28 Şubat bu ülke siyasetinin tarihinde önemli bir gün. Henüz hafızalarımızda yerini koruyan bir gün. Her ne kadar bu hafızayı temizlemek için çok büyük bir çaba içinde olsa da bugünkü iktidar, hafızalarımızdan kolay kolay silinecek bir tarih değil. Ama ben de öncelikle Yaşar Kemal'i anarak konuşmaya başlamak istiyorum. Hayatını barış mücadelesine adamış bu büyük ustaya, bu büyük edebiyatçıya buradan saygılarımı iletiyorum. Önünde, anısı önünde saygılarımla eğiliyorum. Şöyle diyor Yaşar Kemal. Şöyle diyor. Diyor ki aslında barış çağrılarını topladığı kitabının ön sözünde. Umutsuzluğa düşmenin bir gereği yok. Bir ülke insanları insanca yaşamayı, mutluluğu, güzelliği seçecekse bu evrensel insan haklarından, düşünce özgürlüğünden geçer. Dilini ve onurunu istemek en temel ve doğal haktır. Bugün bir umutsuzluk yeri ortalığı kasıp kavuruyor. Ben diyorum ki bu yaraların sağalması bizim elimizde. Ülkemizin onurunu, ekmeğini, kültür zenginliğini kurtarmak elimizde.
Gelin doğru dürüst bir demokratik düzenin kurulması için aklımızla, yüreğimizle el ele verelim. Bu bir çağrıdır, sözüm sizedir. Ustayı büyük bir saygıyla anıyoruz. Çağrısı dilimizdedir. Biz de büyük insanlığı barış ve demokrasi mücadelesine çağırmaya devam ediyoruz. Evet, 28 Şubat dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen 1997 tarihindeki postmodern darbe ve o günün görüntülerinden aklımıza kalan en önemli belki de sahne Sincan'daki tanklar. Hala tanklar sokaklarda. Dün Sincan sokaklarında, bugün Afrin sokaklarında ve bize hala o tankların fotoğraflarını gösteriyorlar, o tankların görüntülerini gösteriyorlar. 97'de o tankların mağduru olanlar bugün o tanklardan medet umuyorlar. 97'de yaşadığımız o postmodern darbenin yaratmış olduğu iklim, onun yaratmış olduğu darbe mekaniğinin sürekliliği bugün bir başka vesileyle yine karşımıza çıkıyor. Evet, Sincan'daki tank görüntülerinin çok daha vahimini bugün Afrin'deki savaş ortamında hep birlikte izliyoruz. İktidar bugün bu görüntülerden medet umuyor. İktidar bugün geleceğini bu görüntülerin üzerine inşa etmeye çalışıyor. Evet, 97'deki bu darbe sürecinin çok sayıda mağduru vardı. Çok sayıda bu darbeden dolayı işinden aşından olanlar, hapse düşenler oldu. Siyaseten yasaklı duruma düşenler oldu. Ama en önemli mağduriyetlerden birini yine üniversiteler yaşadı. Üniversiteye yönelik saldırılar o dönemde de çok ciddi boyutlara ulaştı. 12 Eylül'ü hatırlayanlar bilir. 12 Eylül'ün de ajandasında ilk sırayı yine üniversiteler alıyordu ve YÖK denen üniversitelerin başına bela olmuş bir kurum 1981 yılında hayata geçirilmişti. Ve her seferinde 12 Eylül'den sonra iktidara gelen tüm hükümetler YÖK'ü kaldıracağız diye iktidara geldiler ve YÖK'ü daha da pekiştirdiler. Üniversiteyi kontrol etmek aslında bir yerde toplumu da kontrol etmekti. Düşünen akılları kontrol etmekti. İktidarlar bunu yeğlediler ve YÖK düzenini, bu faşizm düzenini sürdüre geldiler. 97'deki postmodern darbe de böyle yaptı. Üniversitelere öncelikle saldırdı. O gün üniversitelerde olanlar, o gün üniversitelerde özgürlük ve barış mücadelesini sürdürenler kararlı bir şekilde bu saldırıya karşı da direndiler. Özgürlük hepimiz içindi, demokrasi hepimiz içindi, barış hepimiz içindi. Türban takan kızlara yönelik özellikle İstanbul Üniversitesi'nde Ergenekon akıllı bir rektör ikna odaları kurdu. İnsanları türban takmaktan caydırmak için. O gün türbana özgürlük diyerek, yaşam hakkını, giyim hakkını, ifade hakkını savunarak aslında biz darbelere karşı, bu darbeci zihniyete karşı mücadele ettik. Özgür üniversite mücadelesiydi bu. Özerk demokratik üniversite mücadelesiydi. Öğretim Elemanları Sendikası'nın eğitim senin mücadelesiydi. Topyekün bilim emekçilerinin mücadelesiydi. Evet, özgür demokratik bir üniversite herkese yer açan bir üniversite değildi. Türbanıyla, türbansızıyla. Yeter ki orada özgür fikirler bir araya gelsin. Yeter ki orada özgür bilim yapılabilsin diye. Bugün de üniversiteye saldırılar sürüyor. OHAL döneminde de üniversiteye saldırılar sürüyor. O gün nasıl üniversiteden insanlar uzaklaştırıyorsa bugün bu sayı binlere katladı. Binlerce üniversite öğretim üyesi kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edildi. Hiçbir gerekçe gösterilmeden. En çok da büyük üniversitelerden bu ihracın yaşandığını gördük. Bu ihraca karşı direnen rektörler görmedik. Tam tersine ihraç listeleri hazırlayan rektörler gördük. Çünkü rektörlerin seçimini, yani YÖK'ün belirlemiş olduğu o seçimi bile içine sindiremeyen bir iktidar vardı. Bu rektör seçimi de neymiş deyip rektörleri atıyordu. O atadığı rektörler üniversiteden kimlerin ihraç edileceğini,
kimlerin üniversitede kalacağını belirlemeye başlamışlardı ve bir üniversite kıyımını bu OHAL döneminde birlikte yaşadık. Evet, bu kıyım sürüyor. Sadece kanun hükmüyle, kararnameyle ihraç edilenler değil, soruşturma açılan binlerce akademisyen, emekliliğe zorlanan yine binlerce akademisyen söz konusu. Hangi akademisyenler diye baktığımızda işte o özgür bilimi savunan, toplumun bilim hakkını savunan akademisyenler olduğunu görüyoruz. O akademisyenler şunu da savunuyor. Bir ülkede barış yoksa orada bilim de olmaz. Dolayısıyla da barışı da savunuyor. Onlar aynı zamanda barış akademisyenleri. Bu suça ortak olmayacağız dediler. İmza attılar, barışı savundular. Bunun bedeli döndü onlara ceza olarak yansıdı. Hiç gecikmediler. Evet, birkaç gün önce sevgili hocam, aynı kürsüde olmaktan büyük onur duyduğum Profesör Doktor İzzettin Önder 1 yıl 3 ay ceza aldı. Neden? Barışı savunduğu için. Bir bilim insanı başka neyi savunabilir? Savaşı mı savunacak? Bilim hakkını savunanlar, bilimi toplum için yapanlar başka neyi savunabilir? Tabii ki barışı savunacaktı. O nasıl ki 97'de postmodern darbe döneminde özgürlükleri savunuyorduk, bugün de barışı savunmaya devam edeceğiz. Bu cezalar bu iktidarın utanç hanesine yazılacak cezalardır. Nasıl ki 97'de postmodern darbeyi yapanlar bu utançtan kurtulamadan göçüp gidiyorlarsa, bunlar da bu utançla yaşayacaklar, bu utançla anılmaya devam edecekler. Bu üniversiteye yönelik müdahaleler sadece bununla da sınırlı değil. Üniversiteye yönelik bir kadro düzenlemesi var. Üniversiteye yönelik aslında iktidar kendi kadrolarının düzenlenmesi peşinde. Bir anda, bir gecede nasıl rektörlük seçimi ortadan kaldırılmışsa, bir anda bir baktık 30 bine yakın yardımcı doçent özlük haklarını kaybetti. Bir gecede böyle bir düzenleme akıllara geldi. Cumhurbaşkanı diyor ki, çağırdım yok başkanını, sormuş, Allah aşkına bu yardım doçentlik ne diye. Sen anlamazsın bunu tabii. Sende daha diploma bile ortada yok. Sen bunu nasıl anlayacaksın? Oysa yardımcı doçentler, ben de bir yardımcı doçent olarak ihraç edilmiş bir öğretim üyesiyim. Oysa yardım doçentler üniversitenin belki de en önemli yükünü taşıyan bir kadrodur. Evet, özlük haklarında sorun vardır. Ama bu özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde bir şey yapılması gerekiyor. Yoksa bunların ortadan kaldırılması yönünde değil. Ne olmuştur? Şimdi ortada devasa bir sorun daha vardır. Dolayısıyla bu iktidarın kapısını herhangi bir sorunumuz var çöz diye çalarsanız bilin ki o sorun daha da büyüyecektir. Dolayısıyla kimse sorun yokmuş gibi bir hal ve tavır içinde herkes. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız. Üniversitede sorun bununla da bitmiyor. Bakın, üniversite öğrencilerinin içinden yaklaşık yanılmıyorsam 40 bine yakın öğrenci cezaevlerinde. Sadece demokratik eylem haklarını kullandıkları için ya da sosyal medyada bir şey paylaştıkları için ya da bir itirazlarını dile getirdikleri için. Küçük çaplı bir üniversite mevcudu kadar öğrenci bugün cezaevlerinde. Üniversite mezunları, onlar da büyük bir mağduriyet içinde. Üniversite mezunlarının içindeki işsizlik oranı en yüksek işsizlik oranı. TÜİK diyor ki, üniversite mezunlarının işsizlik oranı %12.8'miş. Bağımsız araştırma kuruluşları ve DİSKAR'ın yaptığı araştırmalarda bu oranın %30'lara kadar çıktığını biliyoruz. Yani üniversiteden mezun olanların çok önemli bir kısmı işsiz. İş bulanlar da kendi alanında iş bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Evet, bir sosyal bilgiler öğretmeni, atanamayan bir öğretmen ki AKP iktidara geldiğinde atanamayan öğretmen sayısı 70 bindi. Bugün atanamayan öğretmen sayısı, atanmayan öğretmen sayısı 400 bin. Onlardan birisi, bir sosyal bilgiler öğretmeni
bir kimya fabrikasında iş bulabildi. Ve geçtiğimiz gün onu yitirdik. İş cinayetine kurban gitti. Hasan Songur. Burada kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Hasan sadece bir tek örnek değil. Sadece bir yıl içinde 45 tane atanmayan öğretmen intihar etmiş. Büyük bir dramla karşı karşıyayız. Üniversite mezunlarının, sırf öğretmen olarak değil, başka alanlardan da mezun olanların iş bulma olanağı ortadan kalkmış. Neden? Çünkü kamunun bir istihdam politikası yok. Kamunun bir üniversite politikası yok. Her yere üniversite açarak Türkiye'nin üniversiteleşme sorununu çözeceğim aklı aslında üniversite sorununu içinden çıkılmaz bir hale sürüklemiştir. Bu bir 28 Şubat bakiyesidir aslında. 28 Şubat'taki o üniversitenin özgürlük için direnişini görmeyip o günün mağduru olup saklananlar bugün iktidara geldiklerinde onlar da üniversiteye saldırmaktan geri durmamışlardır. Evet, bir 28 Şubat fotoğrafı bu. Bir başka 28 Şubat fotoğrafı ise Dolmabahçe mutabakatı. Tam da bu fotoğrafa bir itirazdır Dolmabahçe mutabakatındaki fotoğraf. Yani darbe mekaniğine, darbe aklına, bu ceberrut devlet anlayışına, bu iktidar anlayışına karşı toplumun, halkların bir arada yaşamasını, bir arada yaşayabilecek bir toplum sözleşmesini var etmeye yönelik bir demokratik cumhuriyet özlemiyle oluşturulmuş bir mutabakattır. Burada dile getirilen taleplere baktığınızda, bu maddeleri incelediğinizde emekten kadına, doğadan, toplumun tüm kesimlerine özgürlük ve eşitlikçi bir yaşamı vaat ettiğini görürsünüz. Eşit yurttaşların oluşturacağı çoğulcu demokratik bir cumhuriyetin nasıl inşa edilebileceğine yönelik bir yol gösterici aslında 10 maddedir. Bu maddeler üzerinden hareket etmek ki Dolmabahçe mutabakatı dediğimiz bu fotoğraf 2015 yılındadır. 2015 yılına gelene kadar süren birkaç yılı izlediğimizde bütün toplumda da yükselen bir umut vardır. Bir beklenti vardır. Barış umudu vardır. Bu sorunların çözümüne yönelik umut vardır. Dolayısıyla Dolmabahçe mutabakatı aslında ortak vatanda demokratik cumhuriyet için büyük bir fırsatın adıdır. İşte bu fırsat, bu bahsetmiş olduğum 97 zihniyetiyle aslında geri tepilmiştir. Nedir Dolmabahçe mutabakatı denip mutabakat reddedilmiş, masa dağıtılmış, tecrit başlamıştır. 7 Haziran seçim sonuçlarını içine sindiremeyen iktidar bir savaş siyaseti politikasıyla bugün içinde yaşadığımız tabloyu yaratmıştır. Bakın gündem mühendisleri, başında da belirttim konuşmamın, hafıza temizleme merkezi gibi çalışıyorlar. Her şeyi unutturmaya, geçmişi olmayan bir siyaseti var etmeye çalışıyorlar. Bugünkü siyasetin, bugünkü var olan koşulların ortaya çıkarmış olduğu olanaklardan yararlanarak iktidarlarını pekiştirmeye çalışıyorlar. Oysa yine o günlere dair bir hatırlatma, bir hafıza tazeleme. Tam da o günlerde 20-25 Şubat tarihleri arasında Sayın Salih Müslüm İstanbul'da ve 22 Şubat'ta Süleyman Şah Türbesi'nin taşınma hikayesi var. Evet, bu hafızalarımızda. Bugün iktidar, hükümet ne diyor? Salih Müslüm'ü Çekya'dan geri istedik. Ve gündem mühendisleri sanki Interpol'de böyle bir kayıt varmış gibi, sanki Çekya ile aramızda bu türden bir anlaşma varmış gibi gündemi bulandırarak aslında cambaza bak dediğimiz o taktikle günü kurtarmaya çalışıyorlar. Aslında çok da iyi biliyoruz ki Salih Müslüm nasıl ki 2015'te Türkiye barışını ararken üzerine düşen sorumlulukla hareket etmişse yine Suriye'nin demokratik çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamıyla
tüm halkımızı, tüm haklarımızı, toplumun tüm kesimlerini. Bu hafıza silicilere karşı aslında bu hafızalarından almış oldukları birikimle bu iktidarın riyakarlıklarını, ikiyüzlülüklerini açığa çıkarmak konusunda göreve davet ediyoruz. Yoksa dün dündür, bugün bugündür siyasetinden çok daha vahim bir şey, neredeyse artık bir güne bile tahammül edemeyen, saatler arasındaki değişimleri bile bize yutturmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıya kalacağız. Peki neden? Nedir bu iktidarın derdi? Nedir bu meselenin altına yatan? İktidarda kalmak. Ama nasıl kalacak? Neden bu cambaza bak hikayesi bu kadar bu gündem mühendislerinin birinci önceliği? Çünkü toplumun her kesiminde, sosyal alanda, siyasi alanda ve özellikle iktisadi alanda kriz derinleşiyor. Biraz önce üniversite sorunundan bahsederken işsizlikten bahsettim. Sadece üniversite mezunları için değil, çok geniş, yaygın bir işsizlik sorunu var. TÜİK Başkanı çok maharetli bir şekilde bir ayda işsizliği 2 puan düşürebildi. Ama gerçek rakamlar şunu gösteriyor ki işsizlik bir ayda 2 puan artmış. Evet, gizli işsizlik çok daha hızlı artıyor. Nöbetleşe istihdam dediğimiz, güvencesiz çalışma dediğimiz, taşeronlaşma dediğimiz birçok çalışma biçimi aslında emeği köleleştiren çalışma biçimi her gün hayatımıza giriyor. Evet, bu aslında beraberinde yaygın bir yoksulluğu da getiriyor. Türkiye büyüyor, insanlar yoksullaşıyor. İşçiler yoksullaşıyor, halk fakirleşiyor, Türkiye büyüyor. Dolayısıyla sormak lazım, bu büyümenin hayrı kime? Neden o zaman böyle büyüyoruz? Madem büyüyerek yoksullaşıyoruz, o zaman büyümesek mi? Ama büyümenin hayrının dokunduğu kesimler de var. İşte iktidar aslında bu büyümeyi kendi siyasi ikbali için önemli görüyor ama diğer taraftan haksız zenginleşmenin de bir aracı haline getirmiş durumda. Hem aile çevresiyle hem yakın çevresiyle ciddi bir haksız zenginleşme, bir yolsuzluk ekonomisi, hatta bir suç ekonomisiyle karşı karşıyayız. Devam ediyor ekonomideki yıkım. Son örneği bildiğiniz gibi şeker fabrikalarının özelleştirilmesi. Aslında AKP iktidarı özelleştirmeler konusunda çok başarılı. Evet. 2003-2007 yılları arasında AKP 60 milyar dolarlık özelleştirme yapmış. Para nerede? Yok. Peki sorunlar? Çok. 60 milyar dolarlık bu özelleştirmenin karşılığında Türkiye ekonomisinin hiçbir yapısal sorunu çözülmemiş. O zaman da söylemiştik, çözülemez diye. O zaman dinozorduk. Çözülemez ve çözülemedi. Neden çözülemedi? Çünkü özelleştirdiğiniz kurumlar Türkiye ekonomisi için çok büyük anlam ifade ediyordu. Toplumsal ekonomi dediğimiz alanın yeniden üretimini sağlıyordu. Kamu iktisadi teşebbüslerinin özelliği budur. Yoksa kamu iktisadi teşebbüslerine bakıp zarar ediyor, kar ediyor diye bakılmaz. Onun toplumsal ekonomideki rolüne bakılır. Örneğin et balık kurumu, örneğin süt endüstri kurumu. Et balık kurumunu özelleştirdiniz, şimdi Tarım Bakanı ülke ülke dolaşıyor, et arıyor. Süt endüstri kurumunu özelleştirdiniz, çocuk başına düşen süt tüketimi ülkede azaldı çünkü süt çok pahalı artık. Yani yoksulların tüketeceği bir şeyin dışına çıktı. Hatta 1950'leri 60'ları hatırlayanlar bilir. Neredeyse okullarda bedava süt kampanyası düzenlenecek. Çünkü ciddi bir gıda beslenmesinde eksiklik ortaya çıkıyor. Yani gıda yoksulluğu açığa çıkıyor. Şimdi bütün bu tabloyu birlikte okuduğunuzda burada bu özelleştirmelerinin aslında neye hizmet ettiği çok daha açık, çok daha belirgin ortaya çıkmakta. Şimdi sıra şekerde. Neden şeker özelleştirmesi bir anda gündeme geldi? Bir, artık ne varsa satıyorlar bu savaşı ve sarayı finanse etmek için.
İki, çünkü nişasta bazlı denen, aslında mısır şurubu da olarak adlandırılan büyük firmalar tüm dünyada olduğu gibi bütün şeker alanlarını, şeker üretimini yok etmeye çalışıyor. Kendi ürününün satılabilmesi için aslında çevre ülkelerde şeker üretimini ortadan kaldırmaya çabası var. Bugün şeker pancarı üretiminden geçinen nüfus sadece çiftçiler değil. Bu alana bağlı olarak baktığımızda yaklaşık 1 milyon insanı etkileyecek bir karardır bu. Şimdi siz bu özelleştirmeden gelen parayla ne yapacaksınız? Diyorlar ki şeker fabrikaları zarar ediyor, o yüzden kapatıyoruz. Peki çiftçiler ne olacak? Tedarikçiler ne olacak? Halk sağlığı ne olacak? Bunları nasıl telafi edeceksiniz? Kaldı ki şeker fabrikalarının zararı hiç öyle anlatıldığı gibi çok büyük bir zarar değil. Burdur'daki şeker fabrikası açıklıyor. Bizim 18 milyon lira karımız var. Burdurlular bilmiyor ki 18 milyonla kaç siha alınır? Neye yeter 18 milyon? Oysa Muş'taki şeker fabrikasını, Burdur'daki şeker fabrikasını kapatarak bu kör savaşı, bu sarayın finansmanını sağlamaya çalışan bir iktidar var. Doğanın tahribatı da var. Şeker ektiğiniz zaman ormandan çok daha yüksek derecede bir oksijen üretimine katkı sağlıyorsunuz. Ve bu alanların tahrip edilmesi doğaya çok büyük zarar veriyor. Doğa talanında da şampiyonluğu kimseye bırakmayan, yerin altını üstüne getiren, her yere maden açan bir zihniyet karşımızda. İşte kömür madenciliği, şimdi damat tutturdu bor madenciliği, neredeyse köstebek gibi bütün memleketin altını kazıyacaklar, ne var ne yoksa satmaya çalışacaklar. Bütün bu hikaye bizi yine tanklara getirdi. Yani Afrin Savaşı'na getirdi. Bu bir savaş siyasetinin yaratmış olduğu topyekün bir maliyettir, toplumsal maliyettir. Bu savaşın etkisi sadece Afrin'de değil, Türkiye'nin her yerindedir. Afrin nerede biliyor musunuz? Tabii biliyorsunuz. Ama buraya bir harita getirsek, Afrin'i gösterin desek zor bulursunuz yerini. Oysa her gece televizyon ekranlarında öyle bir Afrin haritası var ki karşınızda, sanırsınız ki Afrika. Koskoca Afrika ile savaşıyoruz. Ufacık bir ilçe. 2011 nüfus sayımına göre Afrin'de yaşayan insan sayısı 170 bin. Savaştan kaçanlarla oraya gelenler, sığınanlarla bu nüfus bugün 350-400 bin arasında. Bir sayım yapılmamış ama tahmin. Başbakan diyor ki 350 bin Afrinli'yi geri göndereceğiz. Afrinli Afrin'den çıkmamış ki, sen kimi göndereceksin? Dolayısıyla halkın gözünün içine baka baka bu yalanları çok rahat söyleyebiliyorlar. Neden? Çünkü savaş siyasetine duyulan ihtiyaçla. Dolayısıyla bugün Afrin bir ilçe. Küçük bir ilçe. NATO'nun ikinci büyük ordusu 40 gündür televizyon ekranlarında bütün haberciler, Genelkurmay Hareket Dairesi uzmanı gibi bize bir Afrin harekatı anlatıyorlar. Hiçbir sivilin ölmediğini anlatıyorlar. Oysa savaşta siviller ölür, Afrin'de de siviller ölüyor, çocuklar ölüyor. Ve biz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu kararın bir an önce Suriye'de hayat bulmasını istiyoruz. Sadece Doğu Guta'da değil, Suriye'nin her yerinde. Afrin'de de ateşkes koşullarına bir an önce uyulmasını istiyoruz. Bu bir aylık sürenin sadece sağlık ve gıda yardımıyla değerlendirilmesinin ötesinde, bu bir aylık sürenin aslında Suriye'de çözüm konusunda adım atılacak bir fırsat sürecine de dönmesini bekliyoruz. Bunun çok önemli bir an olabileceğinin farkındayız. Bu konuda da Türkiye'yi sorumluluk almaya çağırıyoruz. Çünkü Türkiye'nin bu Suriye'nin içine düştüğü durumda sorumluluğu vardır. Bunun müsebbibidir. Stratejik derinlik diyerek başladığınız bu hikaye Suriye'yi içinden çıkılmaz sorunlara sürüklemiştir. Yine bunu durduracak olan biziz. Bizler, yani Suriye'de, dünyanın her yerinde savaşa karşı çıkanlar
bunu durdurabiliriz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı acilen uygulanmalıdır. Bu savaş siyasetinden beslenenlere karşı barış siyasetini yükseltme sorumluluğu bizlerin omuzundadır. Sivil ölümlerini durdurmak, çocuk ölümlerini durdurmak bizlerin sorumluluğudur. Bu konuda inisiyatif alacağız, bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu savaşın bedelini halklar ödüyor, çocuklar ödüyor, insanlar ödüyor, Afrinliler ödüyor. Orada yaşayan Kürtler, Ezidiler, Süryaniler, Türkmenler ödüyor. Ve bütün bu bedele karşı savaş siyasetini savunanlar, ölüm güzellemesi yapanlara karşı biz yaşamı savunmaya devam etmeliyiz. Bu savaşın rantı kime gider? Bu savaştan kim yararlanır? Kim zenginleşir? Bu savaşın bedelini kim öder? Evet, diyor ya Erdoğan, düşsün SİHA'lar, düşsün. Bir düşsün, iki düşsün, üç düşsün, SİHA'lar düşsün, SİHA satalım. Savaşın rantı kime gider? Savaştan kim kazanır? SİHA'lar düştükçe savaştan kazananlar var. İyi ki damat yolcu uçağı üretmiyor. Ama savaşın bedelini yoksullar öder. O savaşta ölenlerin cenazelerinin gittiği mahallelere baktığınızda aslında kim savaştan yararlanıyor, kim bu savaşın bedelini ödüyor, bu fotoğraf her şeyi bütün çıplaklığıyla bize anlatıyor. Çocuklar ödüyor dedik. Evet, çocuklar savaşta ölüyor. Bu çocuklar kendini koruyamayacak durumdalar. Ama çocuklar savaşta ölmesin demek bir yana, çocukları savaşa alet eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Mitingdeki o sahneyi hep birlikte yaşadık. 5 yaşında bir çocuğa asker kıyafeti giydirmişsiniz. Bütün toplumu o militarize etme ruhunu çocuğa kadar taşımışsınız. Ve çocuğun cebinde taşıdığı bayrakla da çocuğa şehit olması ve olursa da üzerine bunun örtüleceğini söylüyorsunuz. Çocuk ağlıyor. Millet gaza gelmiş. Hurra! Geçen gün bir arkadaşım anlattı. Memleketinde birisi almış 8 yaşındaki çocuğu askerlik şubesine götürüyormuş. Böyle meczupların yaşadığı bir ülke. Düşünsenize. Çocukları alıp askerlik şubesine götürüyor. Çocuk ölecek, üzerine bayrağı örtecek. Biz çocuklar yaşasın diye, çocuklarımız uzun ömürlü olsun diye, çocuklar geleceğimizdir diye siyaset yapıyoruz. Birileri de neredeyse o yaştaki çocukları cepheye sürecek. Allah herkese sıralı ölüm nasip etsin. Evet. Çocuk istismarı. Mecliste bu konuşuluyor. Çocuk istismarı her yerde. Biraz önce bakan açıklama yapıyordu. Diyor ki bakan, çocuk istismarında sayı düştü. 16 binmiş, 14 bine düşmüş. İyi, 14 bin bir şey değil. 14 bin istismar olabilir demek ki. Bunu o kadar küçümseyerek anlatıyor ki, onun için her şey bir sayı. TÜİK'e soruyorlar, ne kadar istismar var? 14. Geçen sene neydi? 16 bin. Aa, düştü. Büyük başarı. Bir istismar bile aslında önemlidir. Bir istismar bile bu ülke açısından büyük bir utançtır. Ciddi bir ahlaki sorundur. Dolayısıyla onun yaratmış olduğu sırf o çocuk üzerinde, sırf o çocuğun ailesi üzerinde değil, tüm toplum üzerinde yaratmış olduğu tahribatın ne denli ciddi bir tahribat olduğunun farkında olmayan hükümet, şimdi yine bir göz boyama esprisiyle suçluyu yakalarlarsa cezalandırarak kimyasal hadım projeleriyle bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Oysa çocukların kendisini koruyabilecekleri çocuk koruma programları, bu suçun önlenmesine yönelik tedbirlerin alınacağı bir program hayata geçirilmeli. Oysa bu programların yerine hayata geçen nedir? 4-4-4 programı geçti hayata. O 4-4-4 eğitim sisteminin aslında yansımalarını izliyoruz. Hala yasa 12 yaş sınırı koyuyor. İlk 4'ü okuduktan sonra o çocuklar
sadece cinsel anlamda değil, yaşamın her alanında istismar edildiler. Çocuk işçilik arttı. Çocuk işçilerin birçoğu işçiyken öldü. Eğitim hakkından yoksun kaldı. Yoksulluğa mahkum oldu. Çocuk gelinler arttı. Ve o çocuk gelinlerin sürebilmesi için hala şer'i hüküm aklıyla yaşayanlar 12 yaş sınırı getiriyorlar. Neden 18 yaş değil de 12 yaş? Neden 4-4-4 gibi parçalanmış bir eğitim sistemi? Tüm bu soruların yanıtı yok. Ama göz boyama bir yasa çalışması yapılmaya çalışılıyor. Evet, tüm bu meseleye baktığımızda görüyoruz ki bunun nasıl devam edebilirliği üzerinde bir aklın çalışmaya devam ettiği. Evet, seçim yasası, ittifak yasası önümüze geldi. Burada da bunu izliyoruz. Bakın yasanın gerekçesi şöyle bir cümleyle başlıyor. Gerçekten alay ediyorlar. Özgürlükçü ve çoğulcu demokratik rejimler özgür, eşit, serbest ve dürüst şekilde yapılan seçimlere dayanmaktadır. Cümle böyle başlıyor. Sonrası şu. Ne yapalım da bu tezi çürütelim? Yasanın devamını okuduğunuzda ne yapalım da bu dürüstlük meselesini alt edelim? Ne yapalım da bu serbestlik meselesini ortadan kaldıralım? Ne yapalım da ülkenin özgürlükçü, çoğulcu, demokratik bir rejime geçmesini engelleyebilirim? Nasıl bir seçim yasası yaparsanız bunu başarabilirsinizin karşılığı meclisteki 26 maddede saklıdır. Referandumda ortaya çıkmış ne kadar şaibe, ne kadar hile varsa bütün bunlara yasal zemin hazırlanmaktadır. Bunun yani şaibeli bir seçimin meşruiyeti nasıl sağlanır üzerinden bir seçim yasasıyla karşı karşıyayız. Şimdi bunu kimse savunamıyor bu yasayı. Şöyle dolaylı bir savunu mekanizması var. Diyorlar ki temsilde adalet, yönetimde istikrar. Şimdi bu söylem Türkiye'nin aslında 12 Eylül'den bugüne kadar demokratik yaşamının ilerlemesinin önündeki en önemli engellerden birini oluşturdu. Yönetimde istikrar her zaman için öncelikli oldu ve temsilde adaleti yuttu. Türkiye tarihinin temsilde adalet açısından en başarılı seçimi 1965 seçimidir ve uygulanan milli bakiye yöntemidir. Bu seçim 1960'ların ruhuna da uygun olarak önemli bir demokratik gelişmenin önünü açmıştır. 71 darbesi bu açılımın önünde, bu açılıma karşı gerçekleşmiş bir darbeydi. İşte bugün de OHAL darbesi olası Türkiye'deki demokratik açılımların çoğulcu demokratik bir ilerleyişin önünde gerçekleşmiş bir darbe zihniyetidir. Aynen bunu yaşıyoruz. Peki temsilde adaleti nasıl sağlayabilirsiniz dediğinizde bakın yöntem şu. Barajı geçme olasılığı olmayan %5'in altında oy alma olasılığı yüksek olan bir partiyle ittifak yapıyorsunuz. Bu sayede onun için baraj sorununu ortadan kaldırıyorsunuz. O parti için temsilde adaleti sağlamış oluyorsunuz. Siz de ittifak yapmayanlar için sizin böyle bir derdiniz, kaygınız yok. Onlar barajı geçmek zorunda. Bir de onlara yol gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki siz de ittifak yapın. Siz de ittifak yapınca bütün partiler bir telaşlanıyor. HDP ile yan yana mı düşeceğiz filan. Dolayısıyla HDP ile ittifak yapma konusundaki sıkıntı her yeri sarmış. İktidar da bunun üzerinden konuşuyor. Bizim için böyle bir sorun yok. Bizim baraja alerjimiz var. Nerede bir baraj varsa onu yıkıyoruz. 7 Haziran'da yıktık, 1 Kasım'da yıktık, yine yıkacak. Bu dert onlara yeter. Bütün bu hikayeyi bizim üzerimizden kurdukları o kadar belli ki sandık güvenliği meselesini artık öyle bir hale getirdiler, bütün meseleyi kaldırdılar, valiye teslim ettiler. Sandık kurulu başkanlarını kamu çalışanı olacak dediler, biz atayacağız dediler. Herhangi bir vatandaş istediğinde salona polis çağırabilir dediler.
O vatandaşın kim olacağını biz biliyoruz. Hangi durumda çağıracağını da biliyoruz. Dolayısıyla bütün bu kurgudan çıkan hikaye, biz ne yapalım da bu aritmetiği kendimize uygun bir hale, şekle çevirelim. Ama burada yıllarca koalisyonlarla ilgili sorunu olanlar, bugün koalisyonlardan yakınanlar, bugün bırakın koalisyonları, bu seçim ittifakıyla seçmen iradesine ipotek koymaktadırlar. Kendi seçmenlerinin iradesine de ipotek koymaktadırlar. Dolayısıyla bu ipotek koymanın, seçmen iradesini yok saymanın aslında bedelini yine kendileri ödeyeceklerdir. Biz AKP seçmeninin de diğer parti seçmenlerinin de böyle bir ipoteğe karşı sandıkta seslerini çıkartacaklarını, kendi özgür iradeleriyle kendi geleceklerine sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Bu sadece HDP seçmeninin değil, tüm Türkiye seçmenleri için onurlu bir mücadeledir. En temel demokratik hakka sahip çıkma mücadelesidir. O yüzden de onlar bırakın %10 barajını, kendileri için hesapladıkları o %51'lere, yani yönetimde istikrar diye kurguladıkları sonuçlara hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Bugün Türkiye'nin her yerini demokratik yaşamdan arındırmaya çalışan, Türkiye'nin her yerini neredeyse kayyumlaştıran bu zihniyet aslında parlamentoyu da işlevsiz kılmaya çalışıyor. Yoksa yönetimde istikrarsa alın %51'i, zaten bu sistem size yönetimde istikrar sağlıyor. Temsilde adaletle neden uğraşıyorsunuz? Meclisi neden dizayn etmeye çalışıyorsunuz? Çünkü 301 ya da 401 rakamlarına göre, yani meclisteki çoğunluk hesaplarına göre bir sonraki dönemin, yani faşizmin kurumsallaşmasının, diktatöryal rejimin yolunun da açılmasına çalışılıyor. İşte bu yüzden seçmenler, bu yüzden Türkiye halkları buna izin vermeyecektir. Türkiye'nin antidemokratik gidişatına, bu diktatöryal savrulmasına önümüzdeki seçimlerde engel olacaklardır. Bunu yapabilmemizin yolu AKP-MHP ittifakının izlediği yol değildir. Bu türden seçim ittifakları değildir. Bu türden mühendislik hesapları değildir. Bunu yapabilmemizin yolu mahallelerimizde, sokaklarımızda, iş yerlerimizde yan yana gelmektir. Bunu yapabilmemizin yolu demokrasi platformları kurmaktır. Barış platformları kurmaktır. Bunu yapabilmemizin yolu demokrasi konusundaki asgari müştereklerde buluşmaktır. Bunu sağlayabiliriz. Hangi düşünceye sahip olursak olalım, buluşabiliriz. Nasıl ki herkes kendi hayırıyla geldi, bu anlayışa karşı çok güçlü bir yanıt ürettiyse, yarın da yine yaşadığımız her yerde yan yana gelerek demokratik haklarımıza, başta seçim hakkı olmak üzere, sahip çıkabiliriz. Biz HDP olarak bulunduğumuz her yerde bunun mücadelesini yükseltmeye devam edeceğiz. Bizim radikal demokrasi anlayışımız buna dayanıyor. İşte bu anlayışla herkese, Yaşar Kemal'in yaptığı çağrıyla biz de bir kez daha çağrı yapıyoruz. Barış için, demokrasi için, faşizme karşı omuz omuza herkesi bu büyük buluşmaya davet ediyoruz. Bugün grup konuşmamıza katılan, grup toplantımıza katılan ben herkese bir kez daha sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Serkeftin herhalde.